Gündem Özel'in ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok değerli bir konuğumuz var. Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Elbililer bizlerle birlikte. Reyhan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, içgörüsünden halliceyiz diyebilirim. Buraya şöyle güzel konularla ilgili gelmeyi özlemle bekliyoruz. Ya ben de çok merak ediyorum. Yani bir gün böyle ya hayvanlarımızı koruduk evet, işte bin tane hayvan koruma çiftliği yapıldı, o oldu bu oldu. İnşallah bir gün olacak, i̇nşallah, umudumuzu kaybetmeyelim. Inşallah. İlk önce şu kötü olayla ilgili ben öğrenmek istiyorum. Hani bir sabah bir uyandık her yerde köpek leşleri. Hepsi donup kalmış bir şekilde. Bunun çözüme kavuşuldu mu? İlk önce onu sorayım. Leşlemeyelim de ölüleri diyelim. Yani öyle diyelim, evet. Ölüleri diyelim. Kötü bir tabir oldu, evet, evet doğru. Evet. Hepsi can çünkü. Evet. Yani canın büyüğü küçüğü olmaz. Evet. Onun canınki de candır, insanınki de candır. Aynen öyle. Her can kendisine göre kıymetli. Maalesef bir sonuç çıkmadı. Muhakkak bunu gören vardır ama şahitlik yapan olmadı. O da faili meçhul, cinayetler diyeyim, sınıfına katıldı. 50'den fazla kedi, köpek, sayılabilen bunlar, sayısız olan kuşların üstündeki karıncalar dahi zehirlenerek ölmüştü. Ve uzun sürede devam etti. Ve şu anda yine çevre beldelerden, gerçi onlar şimdi mahalle oldu ama özellikle yapılaşmanın başladığı yerlerde yine zehirleme olayları, duyumlarını alıyoruz. Çok kötü. Bunlar bir süredir yaratılan yetki karmaşasının getirdiği sonuçlar. İşte bir seneden sonra ve biz bu iş geçen sene iyice ortaya çıktığında onu söylemiştik. Bundan sonra can veren her hayvanın canından, vebalinden, getirdiği vebalden sorumludur. Yetkililer, görevi olan kişiler diye. Bir sonuç alınamadı, sonuç çıkmadı. Yani o hayvancıklar zehirlenip ölmekte kaldı. Aslında yok ettiklerini sanıyorlar. Şu anda birdenbire yok olan o kadar köpeğin yerine yenileri gelmeye başladı. Boşalan bir yer oluştu. Vatandaşa bu anlatılmalı aslında. Bilgi noksanlığı var. Korku empoze ediliyor. Ya ısırırsa ya saldırırsa diye olasılıklı korkularla görevini yerine getirmeyen yöneticiler, bunu artık açıkça belirtiyoruz, kolaya kaçıyorlar. Birden yok ederek daha pahalıya mal olan bir şey ve sonuçlanmayan bir şey, sonucu alınmayan bir şey öne geçilmez. Aşılanıp kısırlaştırılıp bulunduğu yerde sevgiyi öğreterek, önlem nasıl önlem alınır onlar öğretilerek yapılması gerekli olan şeylerdi. Maalesef 1,5-2 sene oldu. Yapılan işler de tamamıyla durmuştu. Göstermelik halen daha görevi, senin görevin, benim görevim diyen yöneticiler var. Dolayısıyla biz artık son çareyi 14 seneden beri, 11 seneden beri yasa çıkalı. Yazışmalar, görüşmeler, yani bilmiyoruz diyemez hiçbir yönetici. Bizi çaresiz bıraktılar. Dolayısıyla geçtiğimiz haftalarda görev ihmal nedeniyle pek çok ilçe belediyesi başkanı yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduk. Vicdanları yargıya havale ettik. Görev ihmallerini sorgulatacağız. Vicdanlarını da biz sorgulayacağız. Oyalan hayvanların, zehirlenen hayvanların, orta yerde kaza geçirmiş, ölmüş hayvanın vebali onlara ait. Dediğim gibi o görev ihmallerinin en büyük açığı, en büyük göstergesi bunlar oluyor. Şimdi az evvel aslında çok etkili bir şey söyledin. Dedin ki bazı ilçelerimizde devam ediyor dedim, evet. Bu durum. Yani hatta bir haber var. 14 Ekim'de yapılmış Denge Gazetesi'nde sokaklardan toplanan iğneler zehirli mi? Evet. Sokak köpeklerini yok etmede kullanıldığı iddia edilen iğneler Turgut'ta tepkiye neden oldu. İğneleri sokaklardan toplayan vatandaşlar ise zehirli olabileceğini belirterek yetkilileri uyardı. Tabii. Her hayvanda uyuşturucu kullanılmaz. O olayı biliyorum. Belediye kabullenmedi. Zabıtanın o sokağa girdiği ve kullandığı söyleniyor. Görenler var. Tamamıyla suç işliyorlar. Zehir olmasa bile uyuşturucunun dozu çok önemli. Her hayvanda kullanılmaz. O hayvanlar sokakta yaşayan hayvanlar. Bağışıklık sistemleri ona göre gelişmiş. Ona göre uyuzu var içinde. Hastası olan var. Hamile olan var. Bebeklerini emziren var.
O doz ayarlanmadan veteriner hekim olması lazım. Uyuşturucu kullanılırken muhakkak veteriner hekim olması gerekiyor. Veteriner hekim yoksa cezalandırılıyor. Bunun basamak basamak yasada yer alan görevleri var. Orada bakım evi görevlileri kendilerinin kullanmadığını söyledi. Tamamıyla da büyük bir suç. Dolayısıyla belediyeyi ilgilendiren bir şey. Zehir olması bile o fazla uyuşturucu ki pek çok belediye de uyuşturucuda olması gerekli olan ilacı kullanmıyor. Ucuz diye insanlarda kullanılan bir ilaç var, listenon diye. Onu bu bayıltmıyor, paralize ediyor. Kısmi felç yaratıyor hayvanda, solunum sistemini etkiliyor ve bilinci yerinde acı içerisinde can kaybına sebep oluyor. Dolayısıyla yasak bunların. Bunların uygulanması yasak. Suç duyurusunda bulunmuşlardır. Çünkü veteriner hekim olmadan uyuşturucu kullanılması yasak, zehir olmadan uyuşturucu da ölüme sebep verebiliyor. Turgutlu için büyük bir ayıp bu. Turgutlu kanayan yaradır. Yıllardan beri Turgutlu'yu en iyi ben bilirim. Basamak basamak, önce Irlamaz çayı üzerinde, madem Turgutlu'dan açıldı, şu derdimi dökeyim. Aynen, yani, dökmek için. Hem de şimdi büyük şehir oldu. Sadece şunu soracağım. Geçen programda da sordum. Üç belediye başkanımız da çok kaliteli, yaptıkları işler tartışılmaz. Tamam, ama şunu çok merak ediyorum. Büyükşehir şehzadelere atıyor. Şehzadeler, evet. Yunus Emre'ye atıyor. Evet. Yunus Emre bir yere atıyor. Evet. O ona atıyor, bu buna atıyor. Şurada senin etrafında bir oturup şöyle güzelce çözüm odaklı görüşseler, inanın atla dağı değil bu rahatlık. Yok, zaten böyle bir şey olsa Manisa'nın diğer sorunları da çözülür de. Aynen. Yani aynen. Şimdi olay sokak hayvanları olduğu için ben bunu çok merak ediyorum. Yani o ona atıldıktan sonra ne olacak? Bir tane şeyimiz var. Barınağımız var. Büyükşehir Belediyesi'ne aitti. Bunun devamı gelmeyecek mi? O barınak öyle küçük mü kalacak? Büyümeyecek mi? Yoksa iki yeni ilçe yani belediyelerimiz de açacak mı? Yoksa hala sorumluluklar birbirine mi atılıyor? Açılması lazım. Büyükşehir Belediyesi işte yargıya başvurdu, aldığı son karar. Gerçekten öyle. Yani bu görevler, 5199 sayılı hayvan koruma kanunu ile ilgili olan görevler sadece büyükşehir olan yerlerde büyükşehire ait değil. Tamamıyla belediyelere, ayırmaksızın belediyelere. Büyükşehirin takviyesi var. Barınak yapmakla sorumlu, bakım evi yapmakla sorumlu. Ama 1,5 seneden beri yaptığını görmedik. Turgutlu gibi mesela iyileştirilmesini görmedik. En azından bu süreç içerisinde yürütmeyi durdurma ile ilgili yargıya başvurdular ama yürütülen bir şey yoktu. Her bir şey olduğu gibi kalmıştı. Halen daha bir gelişme yok. Yani birkaç ilçe dışarısında onlar zaten daha önce de aynı konuyu, aynı durumda çalışmaları sürdürüyorlardı. Demirci, Soma, Salihli. Ama diğer ilçelerde, çalışan ilçeler bile durdu. İçimiz kanıyor. Kayalıoğlu, mis gibi çalışan bir şey, barınak, kısırlaştırma yapıyordu. 2000 nüfuslu bir belde belediyesi. Bütün hemen hemen diğer ilçelerin, Selendi, Kayalıoğlu, yani Kayalıoğlu diyorum, Köprübaşı, Gördes, Gölmarmara, yani nüfusu 20 binden az olan ilçeler, bütçe noksanlığına bahane buluyorlar, gerekçe buluyorlar. Ya önemli olan istemek, atla deve değil bu. Bu çok maliyet isteyen bir şey değil. Vatandaşını bilinçlendireceksin. İçimiz acıyor. İki çift gidiyor önde. Golden 4 aylık yavru sanki bebeğe bir şey görmüş gibi böyle çocuğunu çekiştiriyor ya da kendisi kıyıya çekiliyor. Ulu Park'ta geçen akşam arkadaşımız yaşamış. Köpeklerden koştura koştura kaçıyorlar. Çok köpek var. Hayır, o köpeklerin orası yaşam alanı. Biz oraya bir kulübe, bir yuva yapılmasını beklerdik. Alıştırmaları lazım. Alıştırsalar, sevgi öğretseler, önlem almayı öğretseler zaten bu işler, bu sorunlar, bu şikayetler ortadan kalkacak. Ya ısırırsa diye şikayet ediliyor. O zaman sokağa çıkmayalım arabaya çarparsa diye. Ya çarpılırsak, ya hırsızlığa, ya tacize uğrarsak diye sokağa çıkmayalım bu mantığı eğer güdersek. Belediyelerimizin en büyük noksanlığı bu. Korku yaratıyorlar o hayvan üzerinde ve o hayvanın üzerinden yarattıkları korkuyla kendi görev ihmallerini kamufle ediyorlar.
Turgutlu, kanayan yara, Ilamaz çayı üzerinde korkunç bir durumdaydı. Ondan sonra kendi şantiyesi içerisine aldı. Ben hayatım boyunca Turgutlu'da gördüğüm manzaraları unutmayacağım. Ben öyle ağlayan, göçen, çöken bir insan değilim ama Turgutlu'da gördüğüm manzaralar beni göçertti. Ondan sonra şimdiki bakım evini yaptılar, temizlik işçilerinin işlerinin olduğu yerde. Turgutlu'nun vatandaş barınak var mı diye soruyordu bize. Belediye bile sormuyor. Belediye sorsalar cevap alamıyorlar. Halen daha öyle. Turgutlu'da bazı, antiparantez onu da belirteyim. Bu iş herhangi bir siyasi partinin, siyasi görüşün tekelinde olan bir iş değil. Bu tamamıyla vicdan işi ve görev bilinci, görevlere bakış açısını içeriyor. A partisi şöyle yapmış, B partisi böyle yapmış olayı değil bu iş. Bu iş 2004 yılından beri çıkan bir yasa var. O yasayı uygulamayan ilçe belediyelerimiz büyükşehir olunca büyükşehir belediye yasasına bir maddesine dayanarak daha önce de zaten yapmadıkları bir görev, yerine getirmedikleri bir görev bahanesini buldular. Ama Turgutlu'ya, Saruhanlı'ya, Akisar'a, Alaşehir'e, bunlar zengin ve büyük ilçeler, yakışmıyor. Salihli'de bunun yanında var. Salihli'de bakım evi var. Salihli'de ama yeterli değil. Çünkü nüfusu 260 bini aşmış olan bir ilçe, büyük bir ilçe. Çünkü köyler, beldeler, mahalle oldu. Daha önceleri ilçede bakım evi varsa, beldede bir sorun olduğunda belde belediyesine gitmiyordu o ilçe. 3 kilometre ötesindeki yaralı hayvana bile araç göndermiyordu. Onların görevi diyordu. E şimdi o beldeler mahalle oldu. Sorun daha büyüdü. Şimdi büyükşehire veyahut da başka bir şeye bahane buluyorlar. Bütçemiz kısıtlı diyor. Yani ne bütçesi ya? Konserleri getiriyorsunuz, binlerce lira veriyorsunuz. Bir araya gelin, imkanlarınızı belirtin. Serendi, biz diyor köylerden oluşmuşuz, bütçemiz yeterli değil. 2000 nüfuslu belde belediyesi ki bütün kaymakamlara, belediye başkanlarına ziyaret edildi. Kula yakın başında. Her mahallede neredeyse veteriner kliniği var. Yani olanaklar var, her şey var ama onları şöyle bir karı verecek olan yöneticiler bu masaya oturmuyorlar. 27 Ekim'de İl Hayvan Koruma Kurulu var. Valimizin de katılmasıyla oluşacak. Umarım valimiz katılıyor diye en azından belediye başkanları katılır. Bu soruna çözüm bulunur. Ama Turgutlu'da bunu bütün ilçeler için gerekli. Bütün bakım evi olan veyahut da bakım evi olsun olmasın zabıtasına hayvan toplayan bütün belediyeler için bu gerekli. Suç işliyorlar. Son olarak şunu söyleyeyim. Yani sormak istiyorum. Yavaş yavaş toparlayalım çünkü süremiz kısıtlı, arkadaşlarım uyardı. Ne zamanda toplantı? 27 Ekim. 27 Ekim. 27 Ekim'de Sayın Vali Bey'in de katılacağı bir toplantı. İlçe beldeler, yani ilçe beldelerimizden de başkanlarımız katılırsa. Orada siz de olacaksınız. Tabii. Bu sorunu dile getirecek misiniz? Yani hayvan katliamı diyelim artık buna. Yaşandı, ses çıkmadı. Şu anda da sıkıntılar var ilçelerimizde. Turgutlu başta olmak üzere, yani haber, Dengi Gazetesi'nde çıkan habere dayanarak bunu söylüyorum. Bir toparlanmaya gidecek mi artık Manisa? İnşallah. Aslında acılı, kanlı günler yaşıyoruz. Çok üzülüyoruz. Biz çocukluğumuzda cenaze geçerken kahvede oturan insanlar bile ayağa kalkardı. Biz de durur, selam verirdik. Saygı duruşunda bulunurduk cenaze aracı geçinceye kadar. Şimdi bakıyoruz, şehitlerimiz, cenazeleri ve yemek yiyoruz karşısında. Gülüyoruz, sohbet ediyoruz. Nereden nereye geldik biz? Ama biz çocukluğumuzda hayvanla büyüdük. Bir hayvanın yavrusunu büyütmesini izledik. Biz hayvanda yaşadık her şeyleri. Hayvanla öğrendik. Çünkü çocuk duyguları taşır onlar. Çocuklar hayvanlarla çok iyi anlaşır. Neden? Aynı duyguları taşırlar, aynı saf duyguları taşırlar. Ama bugün çocuğunu ısırırsa diye büyüklerin önlemesiyle o duyarlılık ortadan kaldırılıyor. Onun için şimdi ne geçerse geçsin, yaşlıya da saygı ortadan kalktı, cenazeye de saygı ortadan kalktı. Merhamet olmayınca
böyle acılı günleri sanıyorum biz daha çok yaşayacağız. Yavaş yavaş insani duygularımızı kaybeder hale geldik. Maalesef. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. 27 Ekim'den sonra tekrardan sizi burada aramak dileğiyle. Güzel haberlerle. Programın başında açtığımız İnşallah. Gibi. İnşallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Gündem Özel'in sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.